İnanmayacaksınız ama benim takıntım klozet temizliği. Klozetteki şu kanallar var ya, ne kadar temizlesem de aklım orada kalırdı. Neyse ki kanallar kalktı. Ve bütün bunlar geride kaldı. Şimdi Vitra Rimex Klozet'te temizlemeyi zorlaştıran kanallar yok. Tek harekette kolay temizlik var. Vitra Rimex Klozet. Mutlu günler diliyoruz efendim. Yeni bir haber dosyası ve stüdyo konuğumuzla karşınızdayız. Bugün Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Sayın Cemal Özyiğit haber dosyasında bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu sıcak atmosfere rağmen iyi olmak için azami gayret gösteriyoruz diyelim. Evet. Peki Kıbrıs süreciyle başlayalım isterseniz sohbetimize ki önemli günlerden ve kritik dönemeçlerden geçtiğimiz de ifade ediliyor. Evet. Yılın sonuna artık neredeyse yaklaşmış durumdayız ve özellikle zaten bu yılın çözüm açısından önemli olduğu, bir yere varmak adına da önem arz ettiğinin altı çiziliyor. Ve diğer taraftan baktığımızda hükümetin bazı rahatsızlıkları olduğu şeklinde de bir takım devletin zirvesinde de bir takım gergin konuşmaların da yaşandığını da izledik. Evet, biraz daha sıcak mesajlar da geldi hemen arkasına. Öte yandan yine sıcak bir gelişme. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu 7 kritik görüşme öncesinde bir toplantısı olacak. Bir çalışma toplantısı gerçekleşecek yarın itibariyle. Evet, böyle gelişmeler yaşıyoruz. Nasıl değerlendirmek gerekiyor? Sayın Özyiğit, isterseniz yaşanan o gerginlikle de başlayabiliriz. Evet, tabii önce tersten başlayalım biz. Yani Sayın Akıncı'nın işte Ankara'ya bir ziyareti var. Edindiğimiz bilgiye göre bir çalışma ziyareti bu. Evet. Yani sizin de dediğiniz gibi kritik görüşme, 7 görüşme var yani önümüzdeki günlerde. 23 Ağustos, 14 Eylül arasında. Bütün başlıklar bir kez daha ele alınacak, gözden geçirilecek ki Rum Dışişleri Bakanı Kasulides'in de bir süre önce basına da yansıyan bir açıklaması var. 6 başlıktan 4 tanesinde tamam demiş. Tamam dedi. Yani az aşağı yukarı bir uzlaşı yakalandı gibi görünüyor. Geri kalan 2 başlık var. Kritik başlıklar. Yani biri topraktır. Toprak ve mülkiyettir. Diğeri de güvenlik ve garantilerdir. Yani bu iki konu can alıcı konu ki karşılıklı olarak her iki tarafta da demeçler falan yer olmazsa verilmezse olmaz, garantiler de olursa olmaz gibi veya bizde de garantiler olmazsa olmaz, güzel yurtta asla verilemez gibi karşılıklı böyle nutuklar atılıyor. Elbette bunlar tabii masa başında konuşulacak şeyler ama işte bu kritik görüşme öncesinde belli ki Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Hükümeti ile birlikte bir değerlendirme yapmak üzere Ankara'ya gidiyor. Tabii bu ziyaret aynı zamanda da Türkiye'de darbe girişiminden sonra Sayın Akıncı'nın yapacağı ilk ziyaret. Bir süre önce herkes işte niye Yeni Kapı'ya gitmedi diye bekledi. Sayın Akıncı doğrusunu yapıyor bize göre. Oraya değil, böyle Türkiye Cumhurbaşkanı başta olmak üzere devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretler daha doğru ve genel değerlendirme daha doğrudur diye düşünüyoruz. Şimdi tabii burada esas kritik nokta ülkemizde yaşanan nokta. Yani Sayın Başbakan bu müzakere sürecini sanki bilmiyormuş ve sanki ne görmüş ne duymuş gibi bir imaj çiziyor. Oysa bu görüşmeler hepimiz biliyoruz ki 1977-79 Doruk Anlaşmaları eskiler de dahil ama en sonunda da 11 Şubat 2014 tarihli Eroğlu Anastasiadis ortak açıklama metni çerçevesinde yapılmaktadır. Bu metnin ortaya çıkışında
Türkiye'nin o dönemki önce Dışişleri Bakanı sonra Başbakanı olan Sayın Davutoğlu'nun büyük katkısı payı vardır. Ve hepimizin de Sayın Başbakan da dahil şu anda mecliste temsil edilen 4 siyasi partinin de onayı vardır bu belgede, kendileri de dahil. Yani o gün şimdi eğer... Evet, zaten ben kişisel bireysel yürütmüyorum bu süreci dedi. Aynen öyle. Yani o belge çerçevesinde, o içerik çerçevesinde içerik yürütülüyor ki bunu Sayın Akıncı o dönemde daha Cumhurbaşkanı değildi. Yani dolayısıyla o da elbette Kıbrıs konusunda geçmişteki birikimlerde payları var mutlaka da o belge iyi önünde buldu ama... devamlılık ilkesinden hareketle o belgenin iyi bir içerik olduğunu hepimiz söylüyoruz zaten. Bu çerçevede de müzakereler Sayın Akıncı'nın seçilmesiyle yoğunlaştı. Şimdi bir kere öncelikle Sayın Başbakan'ın kullandığı üslup çok çirkin. Bunu kendilerine yakıştıramadım. Ben ilk fırsatta bunu düzeltmesini, geri almasını talep ediyorum. Kırgınlık yani, yok diyor. Kırgınlık yok diyor ama. Daha böyle bir şey olamaz ama yeterli bir ne dedi ama daha sonraki açıklamasında sonra. Sayın Başbakan, ben bunu Rumlara söyledim dedi. Nasıl yani siz Rum tarafına silik, ezik bir müzakere süreci götürüyorsunuz dediniz. Öyle bir şey yok. Tam tersi Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik ciddi suçlamalar içeren, hakarete varan açıklamalardır bunlar. Ki bir devlet adamıyla bağdaşmaz bu kullanılan üslup. Sayın Başbakan'ın bunları bir en erken zamanda bütün halktan, Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde bütün halktan özür dileyerek düzeltmesi gerekiyor. Yani bu hala daha bir yerde boşlukta duruyor. Dolayısıyla aslında burada Sayın Başbakan bir yerde kendini de ele veriyor. Yani son kurduğu hükümette işte hayır olursa hayıra da hazırlıklı olmamız lazım. Veya işte ille de anlaşmaya muhtaç değiliz imajı veriyor. Böyle bir yaklaşım sergileniyor. Nitekim pervasızca vatandaş yapma eğilimi de aslında müzakere masasındaki nüfus tartışmalarını da berhava edecek şekilde bir hamledir aslında. Bir ateşleyicidir. Bunu bilmiyor mu Sayın Başbakan? Bana göre biliyor. İşte burada artık samimi olma zamanıdır Aslı Hanım. Rum tarafının da bizim tarafında, her iki tarafın da samimi olma zamanıdır. Eğer gerçekten samimiyetle bu Kıbrıs'ta bu yarım asrı aşkındır devam eden bu sorunun tarihe karışması, yani çözümle birlikte tarihe karışmasını istiyorsak samimi olup irade ortaya koyma zamanıdır. Biz yürekten inanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibi kendilerinin de ifade ettiği gibi kararlılıkla bu müzakereyi sürdürüyor. Son derece büyük bir inanç ve kararlılıkla. Şimdi bakın ne kadar ilginçtir. Sayın Başbakan aslında bir yerde bu açıklamalarıyla Rum tarafındaki çözüm karşıtı güçlerle örtüştüğünü ortaya koyuyor. Yani örtüşüyor. Şimdi onlar da orada işte güzel yurdu tartışalım, garantileri tartışalım diye aslında müzakere masasını berhava etmeye yönelik açıklamalar yapıyorlar. Sayın Başbakan da bu taraftan güya tepki gösterecek diye benzer açıklamalar yapıyor tersten bakış açısıyla. Ama aslında bunu ulu orta tartıştırıp müzakere masasını ortadan kaldırmaya çalışılıyor. Dolayısıyla biz bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Şimdi kapalı kapılar ardında olsun da kimsenin bilgisi olmasın mı? Öyle bir şey de yoktur yani. Şimdi Sayın Başbakan bunu en iyi bilmesi gereken kişilerin başında geliyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bütün müzakere tutanaklarını en erken sürede birkaç günlük süre içerisinde imzalayıp bilgisayardan daktilo edilip çıkarılıyor. Sürekli imzalayıp, bir bilgilendirme. Meclise gönderiliyor. Bakın mecliste ben dahil bütün siyasi parti milletvekilleri ve başkanlarının gidip görme şansı var. Ve zaman zaman ben de gidiyorum. Bizden daha çok Sayın Angolemli gidiyor meclisteki tutanakları incelemeye. Zaman zaman Cumhurbaşkanlığında siyasi partiler toplantıya çağrılıp bilgilendiriliyor. Zaman zaman her partiden, mecliste temsil edilen 4 partiden birer milletvekili
Cumhurbaşkanlığına çağrılıp müzakereci Özdilnami başta olmak üzere o heyetle görüştürülüyor, bilgilendiriliyor. Ve bizden daha fazlası Sayın Başbakan her hafta Sayın Cumhurbaşkanı'yla haftalık olağan görüşme yapıyor. E şimdi böyle bir takım şeyler yaptıktan sonra hala daha haberimiz yoktur. İşte Sayın Cumhurbaşkanı şunu açıklasın, bunu açıklasın. Sayın Cumhurbaşkanı neleri görüştüğünü, nelerin konuşulduğunu o tutanaklarda veriyor zaten. Yani bunu meclis dışındaki siyasi parti temsilcileri söylese veya sade vatandaş söylese anlarım da bunu bir başbakan söylerse anlamakta zorlanırım. Kusura bakmasın Sayın Başbakan. O zaman ya gidip okumaz ya okuduğunu anlamaz veya kendisine verilen bilgilerinden bir haberdir. Veya bilgi vermiyorlar. Ekibi kendisine bilgi vermiyor. Dolayısıyla bunlar üzerinde ciddiyetle durulması gereken konular. Şimdi bunun dışında içeriye gelinecek olursa bu sizin de işaret ettiğiniz kritik aşama 7 görüşmeden hemen sonra bir yere gelinip New York'a bir ziyaret var. Evet. Yani işte yılbaşı görev süresi dolacak olan BM Genel Sekreteri ile her iki heyet buluşacak ve bir artık bunu bir anlaşma şekline dönüştürmek için çalışacaklar ve ortaya çıkacak belge bir referanduma hazırlık belgesi olacak bir yerde. Dolayısıyla güvenlik ve garantiler işte o safhada garantörlerin de katılımıyla ele alınacak ve o çerçevede ortaya son şekil çıkıp bu da takriben Kasım ayına kadar bitirilme hedefi var. Eğer bitirilebilirse ki biz bunu arzu ediyoruz. İşte en geç Mart ayında bir referandumla da bu işin bitirilmesi hedefleniyor. Evet, garantilerle mesela özellikle hani taraflardan böyle çok kesin ve yükselen seslere baktığımızda tabii ki bunun hep taraflarla bir arada ele alınacağı söyleniyor. Ancak Türk tarafına baktığımızda evet Türkiye'nin garantisi olmalıdır ama Rum tarafına baktığımızda tam tersi bir çıkışı da görüyoruz. Evet, nasıl yönlenir sizce ve yarınki görüşmede herhalde bu anlamda da önem taşıyor. Şimdi ne kadar ilginçtir yani hükümet ortakları zaman zaman veya onlara bağlı milletvekilleri işte bizim taraf garantilerden vazgeçemez, asla vazgeçmemelidir. Sanki biri vazgeçmiş gibi veya vazgeçmeye hazırmış gibi bir imaj çiziyorlar. Allah aşkına biz de dahil olmak üzere şu anda garantilerin devamını söylüyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bunu öteden beri söylüyor. Ha biz ne diyoruz Toplumcu Demokrasi Partisi olarak? TDP'nin ideal olarak hedefi adanın asyasizleştirilmesidir. Ama işte dün maalesef 42 yıl sonra depreşen acılar gördük. Dün sabah Taşkent'te, Taşkent katliamında şehit olan kardeşlerimizin defin töreni vardı. Evet. Taşkent şehidinde ben de gittim. Gerçekten insanların acıları hala daha ilk günkü gibi taze. Çünkü eşini, çocuğunu kaybetmiş, kardeşini, yakınını kaybetmiş insanlar var. Ziyaret edecek bir mezarı dahi yok bu kadar. Bugün bu kadar zaman olmadı. En azından şimdi bundan sonra o olacak. Evet. Ama yani bu acıların bir daha yaşanmaması için güvenlikle ilgili toplumların endişeleri var. Yani nasıl ki Rum tarafı diyor ki mesela son dönemde işte bir darbe kalkışması, darbeye kalkışıldı Türkiye'de ve diyor ki ansızın bir darbeci hadi Kıbrıs'ın güneyini de alalım derse ne olur? Nasıl garantördür bu? Şimdi bu bir endişe ve haklılık payı da yok mudur? Var. Pekala. Tersten bakalım. Kıbrıslı Türkler de der ki dünkü atmosferi de görünce bunlar da yaşandı yani. Geçmişte de siz de bunları yaşanmasına vesile oldunuz. Dolayısıyla biz de bu konuda sizden endişeleniyoruz. Sizin ansızın bu nüfus çoğunluğuyla ansızın yeniden Kıbrıs'ın bütününe sahip olma sevdanızdan endişeleniyoruz. O zaman işte demek ki toplumların güvenlikle ilgili endişeleri var. Güvenlikle ilgili endişeler giderilene kadar garantilerin devamı gerekiyor bize göre de. Bizim de toplumdan aldığımız sinyal bu. Ha, güvenlikle ilgili endişeler ne zaman giderilir? İşte orada her iki toplumdaki
barış güçlerine önemli bir görev düşer. Eğer çocuklarımız, gençlerimiz ne kadar erken bir zamanda kenetlenirse Türk, Rum, Ermeni, Maronit, Latin ve geleceği artık birlikte kurgulamaya başlarlarsa, geleceğe emin adımlarla yürümeye başlarlarsa güvenlikle ilgili endişeler o kadar kısa sürede ortadan kalkabilir. Ama bunun süresi var mıdır? Yoktur. Belli değildir. Bu atılacak adımlarla ortaya, süreç içerisinde şekillenebilecek. Ortaya çıkacak anlaşmanın yaşam bulmasıyla ve barışa yönelik atılacak adımlarla kenetlenir, eğitim de dahil. Çünkü her iki tarafta bizim çocukluğumuz aslanım o şöven eğitimin olduğu dönemlerdedir. Yani bizim okullarımızda işte Kin şiirinin okutulduğu, Rum okullarında da Küçük Asya felaketinin anlatıldığı veya işte 500 yıllık misafirimizdir Kıbrıslı Türkler naralarının atıldığı. Onlarda bir de daha farklı, bizde olmayan olay, şimdilerde olması için uğraşılıyor. Bizde cami mevhumu yoktu eskiden. Cami şimdilerde yaşamımıza sokulmaya çalışılıyor ama onlarda kilise hep vardı. Hala daha da etkisi vardır. İşte bu etkilerden arındırılmış bir de eğitim olmalı. Barışa yönelik eğitim, işbirliği, hoşgörüye, yardımlaşmaya yönelik eğitim. Bütün bunları kurgulamaktır aslı olan. Bu çerçevede diyoruz ki garantiler, güvenlikle ilgili endişeler giderilene kadar devam etmeli. Ha, onun dışında toprak konusu herkes söylüyor. Şimdi ben de şunu söylüyorum. İşte güzel yurdun verilmesini güzel yurtlu Annan planında onayladı. Şimdi fikir değiştirdiler mi bilmiyorum. Yani onu da bir anlaşma metninde göreceğiz. O verilsin mi bu verilmesin mi asla biz öyle bir şey söylemedik ve söylemeyeceğiz de. Yalnız Sayın Denktaş'tan gelmiş bir yapı vardır 29 artı. Yani 29'a kadar Türk tarafının gerileyebileceği ve bir onun üstünde önemli bir miktar toprağın iade edilebileceği. Bunlar ancak masa başında konuşulacak. Dolayısıyla bırakalım onları masada çözsünler. Bırakalım bunu şurası olmasın, burası olmasın diye enine boyuna çekiştirmek veya hele hele bazı milletvekillerinin haritalar çıkarıp da sizin köyü de verecekler. Bakın karşı çıkın bu anlaşmaya diye nutuklar atmasına da gerek yoktur. Bunlar masa başında tarafların varacağı uzlaşmayla netleşmiş olacak. Ve en sonunda da elbette halkımızın onayıyla ancak yaşam bulacak. Dolayısıyla bırakalım, güvenelim. Onlar en iyisini, olabilecek olanın en iyisini yapacaklardır diye düşünüyoruz biz. Evet. Evet, bu süreçte de biraz daha hareketlenmek gerekiyor mu toplum olarak? Madem bu kadar kritik bir eşikteyiz derken, en azından çözüm güçleri adına dediniz az önce. Tabii şunu da görmek lazım. Bu çerçevede hareketlenmek için geç bile kaldık aslında. Biz bunu öteden beri söylemeye çalışıyoruz ama maalesef hükümet edenlerin böyle bu bilgisiz, beceriksiz, basiretsiz tavırları nedeniyle insanımız akşam üzeri evine ne ekmek götürecek? Bununla uğraşıyor. Veya yarını nasıl karşılayacak? Bunun endişesi içinde yaşıyor. Şimdi bir başka nokta da geldi. Türkiye'de bir darbeye girişimi var. Onun bize yansımaları ne olacak? Burada bizim toplum nasıl, Türkiye yeniden dizayn ediliyor. Bu dizayn nasıl bir yere oturulacak? Orada demokrasi, hep o kullanılan ve demokrasi mitinglerine dönüşen demokrasi nasıl bir şekil alacak? Yoksa o bugüne kadar sinsice faaliyet gösteren o dini akımlar nasıl bir şekil alacak? Yani bu toz dumandan sonra bir İran toplumuyla mı yüzleşecek Türkiye, yoksa Atatürk'ün o hep hedeflediği çağdaş batı uygarlıkları doğrultusuna yönelebilecek mi? Bütün bunları göreceğiz. Pekala, bugüne kadar olan bir şey vardır ki Türkiye'de olan olay katmerli bir şekilde bize yansıyor. Oradaki, şimdi var mı böyle bir endişeniz? Hani burada da bazı hedefler ve açıklamalar da yapılıyor aslında. Nasıl bakıyorsunuz o zaman? Endişem var. Nasıl endişem var? Buradaki bu yaklaşımlar belki
bir boyutudur. Burada da açıkça aslında ilk anda Sayın Başbakan'ın ATV'ye verdiği bir demeç var. Yani bizde de var dedi. Hemen evet. Böyle işgüzarlık yaparak. Ben de o günlerde bir açıklama yaptım. Dedim ki açıklamak zorundasınız. Kimdir bunlar? Varsa söyleyin. Varsa bilgileriniz, belgeleriniz emniyet mensuplarına ortaya koyacaksınız. Ha Sayın Büyükelçi de ilk anda böyle bir açıklama yapmıştı ama daha sonra düzeltti ve dedi ki Türkiye'den buraya görevlendirilen din insanları var, öğretmenler, eğitmenler var, bir sürü görevli var. Ben diyor onların arasında olabileceğini söylemeye çalıştım. Bunların değerlendirilmesi gerekir diyor. Bir düzeltme var. Şimdi son günlerde Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın özel danışmanı, özel temsilcisi statüsünde biri geldi. Toplumumuzun da daha önce en azından önemli bir bölümünün yakından tanıdığı, çünkü CTP döneminde de baş tacı edilen bir kişilik vardı. Güya o dönemin hükümetinin Avrupa ile, özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirecekti. Sonra bir baktık bir takım rantlar peşinde, çıkarlar peşinde. Onlar sağlanmayınca maalesef memnun olmadı bu arkadaş ve ülkeyi terk etti. Hatta Almanya'da da onun foyası ortaya çıktığı için ilgili partilerden de önce Yeşiller'den sonra Sosyal Demokrat Parti'den de atıldı. Şimdilerde AKP'li oldu. Eski solcu arkadaş. O zamanlar dinci falan da değildi. Şimdi dindar oldu ne hikmetse. Belki yaşlandık sonra dine mi verdi kendini bilmiyorum ama üstlendiği görev veya bunu biri mi üstlendi? Şimdi Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesi midir bu yoksa kendinin aldığı mı? Ama şu anda bu arkadaş elçilikte görevli gibi görünüyor. Bakın biz geçtiğimiz günlerde onun suçlamalarına maruz kalan gazeteci dostlarımızı ziyaret ettik. Yani Cenk Diler ile görüştük, Başaran Düzgün Hüseyin Ekmekçi ile görüştük. Yapılan saldırıyı protesto ettiğimizi, bunun takipçisi olacağımızı, bunun doğru yaklaşım olmadığını ve dedik ki Büyükelçiyi de ziyaret edip görüşeceğiz. Dün akşam üzeri ben genel sekreterimizle birlikte Sayın Büyükelçiyi ziyaret ettim. Ve bu konudaki hassasiyetlerimizi de Sayın Büyükelçiye ilettik. Yani kendisi de bizi dinledi ve bunları değerlendireceklerini söyledi. Ve ümitle bekliyoruz. Yani ne tedbirler alacaklar önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama biz bundan bu Ozan Ceyhun'un bu çıkışlarından yaptıklarından toplum olarak ciddi şekilde duyulan rahatsızlığı Sayın Büyükelçi'ye dile getirdik. Dolayısıyla böyle tetikçilerin de her zaman olabileceğini ve toplumun genelini töhmet altında bırakabileceğini de unutmamak lazım. Tekrar ediyorum buradan. Kimin elinde bilgi, belge varsa emniyet mensuplarına ulaştırır ve KKTC yasaları çerçevesinde gereken yapılır. Bu kadar açık ve net. Şimdi bizim zaten darbelerle işimiz olmaz. Darbeyi ilk günden kınadık ve hele hele Türkiye halkının darbelerden özellikle Türkiye yurtsever ilerici kesimlerinin ne kadar acı bedeller ödeyerek çok çektiğini bilenlerdeniz. Bize bile dokundu ucu Kıbrıs'a. Neler nasıl dokundu? 12 Eylül'den sonra Kıbrıs'ta ertesi sene bir seçim oldu. Ve TKP'nin iktidara gelmesi 12 Eylül generalleri tarafından engellendi. Yani bir sürü müdahaleler oldu ondan sonra. 15 Kasım 83 KKTC'nin ilanı da bana göre 12 Eylül rejiminin müdahalesiyle oluşan ve Kıbrıslı Türkleri uluslararası arenadan dışlayan bir hamledir. Yani bütün bunları da konuşmamız lazım. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda Türkiye'de darbe girişiminden sonra bir olağanüstü hal ilan edildi. Ve bu defa bir hamle başlatıldı. Ciddi şekilde bir tasfiye hareketi. Tamam, bunların içinde darbeye kalkışanlar, onlara yardım yataklık edenler olabilir. Vardır da mutlaka. Bunlar yasaların verdiği çerçevede en ağır şekilde idam olmamak karşılığıyla, yani biz idamın yeniden geri gelmesine taraftar değiliz. Bunu da herkes bilsin. Bu çerçevede bir takım şeyler, yargılamalar ve cezalandırmalar olabilir. Ama Aslı Hanım, şundan da endişe duyuyoruz. Bakın, bir süre önce Türkiye'de Balyoz davası, Ergenekon davası oldu. Şimdilerde hatta Yenikapı'daki büyük mitingde de dile getirildi.
o insanlardan özür dilenmeli, itibarları iade edilmeli. Şimdi endişe ediyoruz bu toz dumanın içinde. Bu insanların hepsi FETÖ'cü müdür gerçekten? Yani yoksa masum insanlar, bu işlerle hiç alakası olmayan insanlar da var mıdır? Nitekim bir örnek verelim. Tunceli Üniversitesi rektörü diyor ki ben Marksistim, ateistim. Benim FETÖ'cülerle ne işim olabilir diyor. Ama o da görevden alındı. O da soruşturuluyor şu anda. Dolayısıyla yarın bu toz dumanın içinde işte Sayın Erdoğan'a veya AKP'ye karşıt olan kim varsa sağda solda hepsi tasfiye edilir hale de gelebilir. Ondan endişe ediyoruz. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi askıya alınarak o hal uygulaması yürütülüyor. Burada ciddi bir tehlike var. İşte bu yapının içinde Türkiye'de oluşacak yeni rejim ne olur? O toz duman oturduktan sonra ve bu bize nasıl yansır? Bundan elbette endişe duyuyoruz. Yani oradaki rejim dediğim gibi daha demokrat bir yapı mı ve bize de bu o şekilde mi yansıtılmaya çalışılır? Veya artık şunu da konuşmamız gerekmez mi? Buradan hep beraber sesli düşünelim. Yani biz Türkiye şu anda diyor ki askeri biz Milli Savunma Bakanlığı'na bağladık. Dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi. Hemen de diyorum biz de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nı İçişleri bir bakanlığa bağlayalım veya özel bir kurum haline getirelim ve başına bir Kıbrıslı Türk general gelsin. Bakın Sayın Halil Sadrazam'ın bir mücadelesi vardı. Dedi ki yani bir Kıbrıslı Türk hiç komutan olamayacak mı? O günden bu tarafa dördüncü generali çıkardık. Tuğ generali ama komutan olamadı bu atadığımız arkadaşlar. Çünkü statü yükseltildi. Gene Türkiye'den geliyor komutan. Yardımcısı bizden. Bu doğru değil işte. Gelin biz de bunları konuşalım. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı bir Kıbrıslı Türk general olsun. Ve gelin giden Sivil Savunma Teşkilat Başkanlarının çoğu darbecidir diye tutuklandı. Gelin sivil savunmayı da askerden arındıralım. Gerçek işlevine dönsün. Bağımsız bir kurum haline gelsin. Evet bunları konuşalım. Bunları daha konuşalım. Rahat bir yani ortam olsun. Türkiye'de ordu yıllarca cumhuriyeti kurduğu gerekçesiyle iç hizmet kanununun kendine verdiği bir yetkiyle cumhuriyeti koruma kollama görevi üstlendi. 60'tan beridir işte 4-5 defa da darbe yaptı. ve şimdi o cumhuriyeti koruma kollama ortadan kaldırılıyor. Gelin bizde de anayasanın geçici 10. maddesini ortadan kaldıralım. Sivil işlere karışmasın ordu, güvenlik işlerine ve Kıbrıs anlaşması çerçevesindeki garantörlük misyonuna göre kalsın. Bunları konuşalım. Sivilleşme, demokratikleşmeden biz bunları anlıyoruz. Merkez Bankası'nın başkanı bir Kıbrıslı Türk olsun. Kurumlarımızı kendimiz yönetelim. Evet, ve Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kuralım. Ve orada esen rüzgara göre şekil almak zorunda kalmayalım artık. Bu Kıbrıs Türk toplumu elbette Kıbrıs sorununun çözümü önemli ama çözüm olsun olmasın sivil demokratik bir rejimle yönetilsin. Kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomik yapıya kavuşturulsun. Evet. Peki biraz da iç siyasete bakalım isterseniz ki işte kabine değişir mi şeklinde bir takım şeyler de yazılıp çiziliyor. Şu an öyle bir şey yok diyor Sayın Başbakan. Diğer taraftan bir 2017 için bir seçim sinyali de veriyor aslında konuşmalarına baktığımızda. Ve 24 saatte ne olur belli olmaz şeklinde de bir takım her şey için de bir açık kapı da bırakıyor. Ne görüyorsunuz ki az önce beceriksizlikle suçladığınız hükümet? Tabii şimdi halkın alım gücü süratle düşüyor. İnsanlar yarını nasıl kurtaracaklar, yarın yaşamlarını nasıl devam ettirecekler? Bunun gailesi içinde hareket ediyorlar. Çocuklarının geleceğini nasıl kuracaklar? Bunun endişesi içinde. Gençler göç yasası tahtinde iş bulanlar bile mağdur. Özel sektörde çalışanlar hala daha
güvencesiz çalıştırılıyor ki sendikalaşma zorunda olsun diye öneri sunduk bu konuda. Önerilerimiz var. Meclise sunulan yasa önerisi var. Bu konuda artık özel sektör çalışanları güvenceye kavuşturulsun. Çünkü özel sektör güvencesiz ve karın tokluğuna. Karnı da doyar mı insanımızın emin değilim ama diyelim ki o şekilde çalıştırılıyor. Devlette iş bulanlar da benzer durumdadır. O zaman yarını nasıl kuracağız biz? Toplumun görevleri bunlar. Hükümetin görevleri bunlar. Hükümet ne yapıyor? Bu konularda bir önlem mi alıyor? Bu konuda biz bir önlem görmedik. Türkiye'de düşünün enflasyon %11. Hatta bir daha ekonomik büyüme hızı %12 maaşlara yansıma oldu. Bizim burada Türkiye'ye bağımlı hareket edildiği için enflasyon daha yüksek olması gerekirken yarısı DPO hala daha uyduruk verilerle hayat pahalılığı ölçüyor. Ve yarısı %6'dır artış. Asgari ücrete de 100 liralık gülünç bir zam yapıldı. Bunlar kabul edilemez. Öte yandan süt üreticisi perişan. Sütler hala daha yollara dökülüyor. Toprak Ürünleri Kurumu'nda bir takım oyunlar oynanıyor. Batırılıp kapatılmaya, özel sektörün önü açılmaya çalışılıyor. Biz de diyoruz ki denge unsuru güçlendirin onu, orada kalsın. Ama özel sektör gidecekse gidecek yani. Biz özel sektörün önüne engel çekmeyelim. Ama devlet kurumlarını da peşkeş çekercesine ortadan kaldıracak yaklaşımlardan kaçınalım. Üretici perişan, çalışanlar perişan, esnaf zanaatkar perişan. Ayakta kalan bir kesim var mı? Yok. Hükümet kuruldu, Türkiye'ye söz verdi. İmzacı bir hükümet, bağımsızlar destekli bir azınlık hükümeti kuruldu. İmzaladı. Hani imzalayınca her şey yürürlüğe girecekti? Hani imzalayınca ekonomi bir anda patlayacaktı? Çarşıda para yok. Bugün güneyden gelen turistler, biraz günübirlik kuzeye geçenler belki çarşıyı biraz canlandırıyor zaman zaman. Onun dışında çarşıya akan bir şey yok. Böyle bir yapıyla bu ülke yürümez. Bu ülkede ne çalışan, ne üreten, ne tüketen ayakta kalamaz. Dolayısıyla hükümet edenlerin bunları çok ciddi şekilde oturup değerlendirmesi gerekiyor. Ha ben de diyorum ki bakanların değişmesi falan değil, hükümetin zihniyetin değişmesi gerekiyor. Bunun için artık bu üçü bir yerden kurtulmak gerekiyor. Yani 2013-28 Temmuz'da halk takdir etti, biz de saygı duyduk, bize muhalefet görevi verdi. Biz de muhalefet görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bizim dışımızdaki üç parti değişe değişe ikili hükümetler kurdular. Yani son olarak üçüncü versiyon UBP-DP versiyonu da yürürlüğe girdi. Çözüm olduysa, halk memnunsa, yaşam daha iyiyse, standartlar yükseldiyse söyleyecek bir şey yok, devam gitsin. Ama öyle bir şey görünmüyor. Halk ciddi şekilde mağdur ve şikayetçi. Nereye gitsek biz bunu görüyoruz. O zaman kurtuluş, çıkış yolu erken seçim. Erken seçim. Bu kadar açık ve net. Bir yandan Kıbrıs sorununun çözümü için ayakta olalım, dikkatli olalım. Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibine çevresinde denetlenelim. Onlara güçlü bir destek verelim ki elleri güçlü olsun masada. Haklarımızı en iyi şekilde savunsunlar. Bir yandan bunun mücadelesini verirken bir yandan da bu ülkeyi yeniden dizayn edip yaşanası hale getirmenin yolu bize göre bu yapılardan kurtulmaktır. Aksini iddian eden varsa buyursun, alternatiflerini ortaya koysun. Bu kadar açık. Ama TDP açık yüreklilikle şunu ortaya koyuyor. Diyor ki bugüne kadar denediniz bu partileri. Artık onlardan kurtulma zamanıdır. Haçana bir biz ikide bir makyajlanıp ya da ekranlarda görünür kişileri değiştirip de yine kandırmaca olacak. Yani UBP değişiklikler yaptı, gidenler gelenler oldu, DP'ye kaçanların bir kısmı geri döndü, yarısını da bağımsız olarak destekledi. Bakanları değiştirdi, değişe değişe bir herkes bakan oluyor neredeyse. Demokrat Parti'de bakanlık yapmayan kalmadı, bazıları CTP'yle, şimdi kalanlar da UBP'yle bakanlık. CTP ne yapıyor? Özkan Bey deydi bütün günah, Özkan Bey kenara çekildi, Ömer Bey'le Talat Bey geldi. Şimdi UBP ile olan beceriksizlikte onlar beceremedi.
ve onları kenara çekelim. Tufan Bey'le yürüyüş, yeni bir aydınlık yüz. Tufan Bey'in hiç mi payı yoktur bu işlerde? Yani veya Tufan Bey midir sorun, yoksa o CHP'nin bugüne kadar olan yaklaşımları mıdır? Bütün bunları konuşalım. Koordinasyon ofisinin altında CHP'nin imzası vardır. Bakanlar Kurulu kararı vardır. Su anlaşmasının altında CHP'nin imzası vardır. Ekonomik paketin %90-95'inin hazırlanmasında CHP'nin imzası vardır. Onların hiç mi suçu yok? Onlar da DP'da, UBP'da. Üçü bir yerde diyorum ben onlara. Üçünü de artık kenara çekmenin zamanı gelmiştir ve geçmiştir. Evet, bir seçim şart diyorsunuz. Bir seçim TDP şart. Hazır mı bu noktada bir TDP her seçime zaman hazırdır. Elbette seçim gongu çaldığında yapılacak bir takım çalışmalar daha vardır. Onları da süratle yerine getiririz. Ama biz her zaman olası bir seçime halkın karşısına alnı açık bir şekilde planlarıyla, projeleriyle çıkmaya hazırız. Nitekim bir bakıldığında 2013 28 Temmuz'dan sonra 2014 yerel seçimlerinde çıktık. Alnımız ak çıktık. 28 yıl sonra Lefkoşa Belediye Başkanlığı'nı geri alarak çıktık. Arkadaşlarımız Sayın Armancı başta olmak üzere orada canla başla uğraşıyorlar. Ayağa kaldırmak için daha yapacak çok iş var. Daha tamam değildir ama bir düşünsün insanlar nerelerden nerelere geliniyor ve bu sıkıntıların içerisinde, bu yoklukların içinde nasıl bu hizmetler verilebiliyor? Bir de bunları herkes görmezden gelmez diye düşünüyorum. Bir başka önemli nokta da 2015 Cumhurbaşkanlığı seçiminde partimizin eski genel başkanlarından Sayın Akıncı bu toplumun lideridir artık. Seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. Yani burada TDP'nin ne kadar doğru tespitler ve halkın karşısına doğru kişileri önerdiğinin de açık kanıtıdır bunlar. İlk seçimde de önerdiğimiz ekibi hep birlikte herkes görecek ve ona göre değerlendirecek. Peki, süremizin sonundayız. Çok teşekkür ederiz katkı koyduğunuz için. İyi çalışmalar dileyelim size. Ben teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Evet, bugün TDP Başkanı Sayın Cemal Özyiğit bizlerle birlikteydim. Yarın görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Dünya durmuyor. Milyonlarca farklı hayat, taşına, toprağına, insanoğlunu ilgilendiren binlerce haber, yaşanan olaylar ve son dakika gelişmeler. Doğudan batıya, ülke gündemine dair her şeyden haberiniz olsun istiyorsanız tıklayın. KıbrısGazetesi.com. Haber değeri taşıdığını düşündüğünüz video ve fotoğrafları Viber veya WhatsApp aracılığıyla bize iletebilirsiniz. Kıbrıs Haber ihbar hattı 0548 859 0095. Ne pişiriyorum şu anın bugün? Fırına patates koyacağım. Allah'ın gününe pişirecek zaten. Tabii. Oo güzel, ne yaparsın? Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk.